Ailenin, 4 kişilik ailenin otopsileri tamamlandı. Cenazeler yakınları tarafından alındı ve memleketleri Erzurum'a götürüldü ki orada toprağa verilecek ve ön otopsi raporuna göre de kanlarında siyanüre rastlandı. Kaynaklardan gelen bilgi bu yönde. Yani kan testi yapılıyor ve yapılan kan testinde de ön otopsi raporuna göre kanlarında yine siyanüre rastlandığı ifade ediliyor. Biz olayın meydana geldiği apartmanın önündeyiz. Emir Ünlü hemen size bir detay göstersin. Bakın 8 katlı rezidansta sadece 2 dairenin ışıkları yanıyor ki o dairede oturanlar da eşyalarını alıp birazdan çıkacaklar. Işıklar kapalı. İşte kimyasal madde riski ve tehlikesi yüzünden apartmanda yaşayanların an itibariyle hala binaya giremediğini, bazılarının sadece eşyalarını almak için içeri girdiklerini ve onların da birazdan dışarı çıkacaklarını ifade edelim. Zaten cenazeler binadan götürüldükten yaklaşık 3-4 saat sonra AFAD ekipleri artık bir tehlike kalmadığını ifade etmişlerdi ama yine de tedbir amaçlı apartman sakinleri hala içeri girmiyorlar. 02:50'de olay anlaşıldı. Bir yakınları geliyor eve, kapıyı çalıyorlar, telefonla arıyorlar, ulaşamayınca bu kez apartman sakinlerine haber veriliyor. Onlar da polise haber veriyorlar ve polis de çilingir yardımıyla kapıyı açıyor, içeri giriyor ve ilk başta babanın cansız bedenine rastlıyorlar. Baba Selim Şimşek ve çocukları 9 yaşındaki Ceren ve 5 yaşındaki Ali Çınar el ele tutuşmuşlar. Aynı odada, yani aynı salonda üçünün cansız bedeni. Banyoda da 38 yaşındaki anne Sultan Şimşek'in cansız bedeniyle karşılaşıyorlar. Tabii keskin bir koku oluyor. Polis bu kez AFAD'ı çağırıyor. AFAD da binaya geliyor ve maskeler, özel kıyafetler taktıktan sonra içeri giriyorlar ve incelemeler yapıyorlar. Ardından bir kimyasal madde olduğu anlaşılıyor ve cenazeler kaldırılıyor. Biz apartmana geldik. Hem yöneticiyle konuştuk, hem ev sahibiyle görüşme fırsatımız oldu ve babanın bir takım maddi sıkıntıları olduğu iddia ediliyor. Apartmanın aidatını ödeyememiş iddiaya göre ki onlar bunu telaffuz ediyorlar. Aynı zamanda kirayı da ödeyemediği söyleniyor. Babanın bir yazılımcı olarak çalıştığı, belirli şirketlere işler yaptı ve yüklü miktarda alacağı olduğu yine iddialar arasında ama bu alacağını da alamadığı için uzun zamandır bunalımda olduğu söyleniyor. Emniyet kaynaklarından gelen bilgi de şu: baba önce çocuklarını zehirliyor, ardından eşini zehirliyor, zehirleyerek öldürüyor ve en sonunda kendi yaşamına son veriyor. İddia bu yönde. Ön raporda siyanür deniyor ama detaylı rapor araştırılacak. Dolayısıyla babanın eşini ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar ettiği şüphesi var ve bunu kesinleştirmek, netleştirmek adına hala çalışmaların sürdüğünü ifade etmekte fayda var. Binadakiler hala tedirginlik yaşamaya devam ediyorlar. Çünkü içeri giremiyorlar. Kokudan dolayı hala dairelerine giren kimse yok. Hatta eve girenler bile sadece birkaç parça eşya alarak buradan ayrılıyorlar. Valilik bu konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Önemli bir açıklama. O açıklamanın ayrıntılarında şu söyleniyor: olayına intikal eden ekiplerimizce yapılan ilk incelemede olayın intihar olabileceği değerlendirilmiş, ikametten menşei belli olmayan kimyasal madde kokusu olduğunun anlaşılması üzerine ilgili birimlere haber verilmiş. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, AFAD Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevlilerince ikamete birlikte girilerek ölen şahısların cesetleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştır deniyor. Olay yeri muhafaza altına alınarak ikamet detaylı incelenmek üzere mühürlenmiştir ifadesi kullanılıyor ki dairenin hala mühürlü olduğunu ifade edelim. Ayrıca olaya ilk müdahale eden 5 polis ve çilingir tedbir amaçlı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş. Görevlilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Uzman ekiplerce gerekli incelemeler sürüyor deniyor ama bu polislerin de Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde polislerin ve çilingirin bir karantina oluşturulduğu ve orada dezenfekte edildiği, kan testi yapıldığını biliyoruz. Başka kimsenin hayatı tehlikesi yok. Şimdilik buradan aktaracağımız notlar böyle. Söz yeniden haber merkezinde Gözde Şeker'de.